Fethullahçı terör örgütü FETÖ hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Günün en dikkat çekici adımı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Benzer bir operasyon da Adana merkezli olarak gerçekleştirildi. Adana polisi 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon yaptı. O dönem komiser olan çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe, kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verdi. İzmir merkezli toplam 43 farklı ilde şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bir operasyon da başkent Ankara'da yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fethullahçı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif görevde olan subay ve assubaylarla iki mahrem imamın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan subay ve astsubaylardan 20'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.